2030 yılı hızla harekete geçmemiz gerektiğini açıkça hatırlatan bir dönüm noktası olarak artık kapımızda. Bu kapsamda şimdiye kadar gösterdiğimiz tüm çabaları gözden geçirip bizi ortak hedeflerimize ulaştıracak altyapı ve yatırım planlarını tasarlamak için en uygun zamandayız. Bizleri bu dönüm noktasında başarıya taşıyacak nihai hedefimiz ise sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesidir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanı olarak bugün New York Türk Evi'nde sizlerle bir arada olmakta ve işbirliği, yenilikçilik ve etkinliğe dayalı yeni bir dönemi başlatmaktan onur duyuyorum. Bizleri yerelden küresele değişim vizyonuyla destekleyen ve bu önemli girişimde pek çok paydaşı bir araya getiren UCIG Genel Sekreteri Emilia Saize ve tüm ekibine de şükranlarımı sunmak istiyorum. Hepimiz zamanın lehimize olmadığını biliyoruz. 2030'da sadece 6 yıl kala tarihimizin en kritik süreciyle yüz yüzeyiz. Şehirlerimizin, topluluk ve vatandaşlarımızın vaatle değil, eylem talep ettiği bir zamandayız. İstedikleri belagat değil, sonuç. İstedikleri sadece kendileri için değil, kaderleri tehlikede olan gelecek nesiller için de adalet. Onların seslerini dinleme, düşüncelerini ve dayanıklılıklarını harekete geçirme sözümüzün bir kez daha altını çiziyoruz. Bunu yaparken sadece 2030 hedeflerine ulaşmayı değil, bunların da ötesine geçmesini hedefliyoruz. Governors, ladies and gentlemen, welcome to New York, and what a great way to start our really busy week of what we call speed dating. 55% of the world's population today, and a number that is rapidly growing. Cities are vital to achieving the Sustainable Development Goals by 2030. And so what I would hope is that this next week, 10 days, I encourage all of you to use the World Assembly of Local and Regional Governments tomorrow and the Summit of the Future Action Days, which you will all be present, to amplify your messages. Tonight, the Consul General of Turkey, Mr. Ahmet Yasal, for joining us here today and offering us this wonderful space as well. New York'ta Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ülkemize kazandırılan Türk Evi'ndeyiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısını ve birçok misafirimizi Türk Evi'nde misafir ettik. Özellikle UCLG Başkanı olarak böyle uluslararası bir toplantının Türkiye'nin gururu olan Türk Evi'nde olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yeniden gözden geçirmek ve bu hedeflere yerel yönetimlerin katkılarını sunmak adına çok verimli bir toplantı oldu. 2030 hedeflerimiz için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 2030 hedeflerinde ulusal hükümetlerle birlikte yerel yönetimlerin katkısının çok önemli olduğunu ve artık söz söylemekten icraata geçmenin vakti olduğu konusunu tekrar değerlendirdik. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ciddi manada gerideyiz. Onun için yerel yönetimlerin mutlaka inisiyatif alması ve BM ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde şehrin hazırlanması konusunda ciddi inisiyatiflere ihtiyaç var. Konya ve Türkiye olarak bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür uluslararası toplantılar bir taraftan şehirlerin geleceğini konuşurken bir taraftan da özellikle dünya gündemiyle ilgili konularda ifade etme alanı oluşturuyor. Her toplantımızda olduğu gibi bu toplantılarda yine Filistin'le ilgili meseleleri, İsrail'in uyguladığı vahşeti bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etme fırsatı bulduk.